Sultangelin'in mutfağı hayli geniş ve kullanışlı görünüyor. Beyaz lake kulpsuz model mutfak dolapları gayet modern. Gelinimiz yemek bölümünde İskandinav tarz masa ve sandalyeler tercih etmiş. Mermer desenli ara fayanslarla siyah ankastrelerin kombini çok güzel. Mutfağa genel olarak uyumlu bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar hoş geldiniz. Finallere yakışır mutfağıma. Hoş bulduk. Siz çok fenasınız. Benim evimde ahşap ve gold uyumuna biraz konuşmuştunuz. Masamı tek başına çok beğenmiştiniz ama aradaki ahşaplara çok laf etmiştiniz. Burada bayağı bir detaylı ahşap konsept var. Burada raf var, rafın üstünde ahşap var, gold var. Bunların üzeri ahşap gold. Avizenin içerisi gold değil, bildiğiniz hardal sarısı. Yok vallahi gold. Gold değil. Gerçekten gold. Yani hardal sarısı gold duruyor. Yani ya mat. Şöyle, hiç bak, bu goldlarla üstekine o gold bakar mısın? Bir bak, değil. Üstekine bak. Üstte de aynı ton göreceksin. İçindeki led çok parlak olduğu için belki ışıktan aynı yansıyabilir. Aynı durmuyor. Daha çok sarı tonlarına yakın duruyor. Gold tamam, mümkün değil. Şöyle. Hatta altın sarısı hiç değil. Şimdi biz bunu aldığımızda ışıklar kapalı alıyoruz. Ampul üstü alıyoruz avizeyi. Ve gerçekten gold duruyordu içi. Ben içine bunu aldım, çok parlak. Dış ses, bir ikisinin uyumuna bakabilir miyiz yakından? Tabii ki Cansu, al bakalım. Alayım. Siz şöyle çekim esnasında görebilirsiniz. Bir uyum görebiliyor musunuz? Ton farklılığı olması gerekiyor. Yani hiçbir şey bulamayınca da gold'un tonu. Şimdi buraya bir krem halı sererek de hani işini kolaylaştırmaya çalışmışsın. Mutfakta krem halı iş kolaylaştırıyor öyle mi? Şu açıdan bence söylüyorum. Zorlaştırıyor. Hayır hayır. Ben temizlik açısından bahsetmedim. Hani bu tarz tonlara tek bir renk halı atarak hani kurtarmaya çalışılıyor ya. O anlamda söyledim. Aşkım cevap vereyim mi? Hani konu konu gidelim. Tabii. Ben dün Hatice'de ben bunu eleştirdim. Neden? Evet. Çünkü kilit taşı desenliydi. Burası desenliydi. Burasının desenli olması beni yormuştu. Evet. Şimdi ben aynı yorumu yani yapıyorsam ben burada onu yapamam. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim orası, ben kiracıyım bu arada biliyorsunuz söylemiştim. Evet. Yani orası benim desenliyken buraya böyle çok hareketli bir şeyler koyamam. Çünkü dediğin gibi ben ahşap gold uyumunu seviyorum. Ekmekli ve üstündeki ikisi de ekmeklik bu arada. Onu başka mesela burada da kullanabilirim. Hatta bakın şöyle göstereceğim size. Kızlar bu arada ekmekliğin içine de bakar mısınız? Ah! Ne olur bak yani sen de baktık lütfen ben de bak. Baktınız tamam. Aynen doğal yerine olarak ben bakalım. De bakmak istiyorum. Tamam. Yerine bakalım. Önce yerine bakalım mı? Tabii. Sonra içine bakalım. Şimdi ben şöyle düşündüm yani eğer ben mesela sallıyorum bunu burada kullansaydım sizin yorumunuz bu ne? Burası böyle karman çorman her yer burada tıkış tıkış diyecektiniz. Ben onu fark ettiyseniz karşılıklı yapmaya çalıştım. Yani evet. Orada bir üçgen oluşturmaya çalıştım. Orada uyum yakalamaya yani çalıştım. Hepsi zaten ahşabın tonunu tutturmak çok zordur. Kesinlikle. Bunun tonu farklı, bunun tonu hatta farklı, o farklı. Zaten bu şekilde bile. Senin de aynısından vardı. Ben sana hatta mantar ve evet, ahşapları evet var demiştim. Çünkü ben çok aradım ve onları buldum. Gerçekten hani bakabilirsin, beğeneceksin aynı yani. Aynı duruyor yani şey olarak, hayır, görsel yok olarak aynı duruyor hayır, ama elimize aldığımızdaki... Evet, mantarla ahşap mesela, çok farklı. Rafı mesela orada patlatmaya çalışmışsın ama senin zaten tezgahların iki tane ve çok evet çok müteahhit. Hani o rafa hiç gerek yok. Ama orada bir söyleyeyim, ben orada yemek olmuş yapıyorum ya. Baharatlarım tabii ki yanımda olmalı. Hatta şöyle söyleyeceğim. Dış ses, orada bir tane böyle bebek yüzü gibi bir şey var. Onu bana verebilir misin? Veririm tabii. Al Sultancığım. Kızlar ben size bunu göstermek hatta anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz eşim döküm evet işiyle uğraşıyor. Bunu eşim kendi döktü. Ya, çok da güzel. Yani evet ve kendi boyadı. Hepsiyle kendi ilgilendi. Ben de bunu burada yani sormadınız ama ben söyleyeyim. Evet. Kepçelik olarak kullanıyorum. Çok da mantıklı. İçine olabilir. Kepçe koyuyorum. Hatta üzerinde gördüğünüz koku kullandığım şey var ya aslında kepçelik olan o. Evet biliyorum ben de onun de içine var. Evet koku koyarak onu burada kombinlemek istedim. Evet. Ben de uyumu sevdim açıkçası. Tabii sizin yorumunuzu bir deneyeceğim. Ben son olarak bir de yemek masasının fiyatını, mutfak masasının fiyatını öğrenmek istiyorum. 18.000 TL'ye aldım. Sultancığım ben de sana yorum yapmak tabii istiyorum. Dün ben de çok konuştunuz. Her yer çok gold, gold, evet gold dediniz. Ama bugün bu mutfağına girdiğimde de gold'la ahşap uyumu gerçekten çok kötü duruyor. Mesela benim avizem özellikle çok yorum yaptın dün. Hem ampul konusunda bence içerisi gold'un tonu ama masayla gerçekten şimdi alakası şöyle, yok. Yine ben şöyle anlatayım. Gold ve ahşap bence birbirini yumuşatan şeyler. Ama yani ben de niye beğenmediniz? Ben de aşkım, buna ben kızıyorum. Senin, hayır bak şöyle çünkü anlatıyorum. Benim tasarım bir masa var. Evet, var, o burada yorum var. Yaptık, evet yaptınız ama benim gerçekten diye kendini gösteren ahşap ve çok işte yumuşak mantardı dokunuşlar. Mantardı ya ben keşke ahşap olsaydı dedim. Ben
duruyor. Yok, hayır, yani ahşaptı. Şey, o yani daha hani böyle şey olur. Duruyordu çiğ ve bunun hı-hı. çok benzeri onun şeyleri. Ama işte hani bende böyle bir tezatlık yaşadınız, çok yorum yaptınız. Ama ahşap olsaydı beğenecektim belki. Yani diyorum ya ben hı-hı. gold ahşap beğeniyorum. Yok. O gold ahşap değildi oradaki. Bir de ben bir şey anladım. Söylemek istiyorum. Ekmeklin üstü ahşap, İçine bu gold'u bunun üzerine neden koydun? Yani çünkü ekmeklik neden bir de? Hemen anlatıyorum kızlar. Buradaki detay fark ettiyseniz gold bir yazısı var. Ben burada yani biliyorsunuz ekmeklikten açtınız değil mi siz bunu? Ekmek vardı içinde, dış ses şöyle göstereyim. Bunu buradan alıp içinde dilimliyorum, sonra buna koyuyorum. O yüzden ikisi üst üste, ikisi sen bunu de... da boyayabilirdin aslında. Her şeyi boyamışsın. Keşke bunu da golda boyasaydın, tam olsaydı. Hayır, ahşap gibi duruyor. Evet, çok gibi duruyor. Olabilir. Ahşap yani hı-hı. verniklemek istedim biraz canlansın evet. diye. Ben de top ayakları falan hepsini korktum verniklemek. Şeyden yani çok koyulaşır diye hı-hı. ellemek istemedim. Çünkü güzel bir ton olduğunu bir düşünüyorum. Bir de halını gerçekten bu mutfağa ben de uygun bulamadım. Mesela benim halıma dün... Benim bence mutfak halımı siyah beyaz hali senin mutfağına daha çok yakışırdı. Kızlar nasıl evet. düşünüyorsunuz? Hani benim halımı siyah beyaz hali. Aynen öyle. Burada hafif nasıl olurdu? Çizgili o modellerden fark mı? Şöyle hemen söylüyorum. 1600 TL yaptı. Bu halı. Evet, bu çünkü bu da yeni yakın zamanda alındı. Burada şu desenin aynısı gri içi siyah olanı vardı. Keşke o kalsaydı. Keşke o alsaydı. Ama şöyle bir şey var. Görmediğiniz için bu yorum yapıyorsunuz. O olsaydı da orada bu, burada bu çok boğdu. Ama ben de uyum sağlardı. Renk koyuculuğu daha iyi olur. Bence de çok ama güzel olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın kızlar şunu gri kaçırıyorsunuz. Gri olmazdı buraya. Kapıdan geldiğiniz ahşap görüyorsunuz ve avize, masa ve halı. Oradan baktığınızda gördüğünüz şey bambaşka. Hani buraya gri olmaz. Ben devam etmek istiyorum lütfen, gerçekten. Ne olur beğendim ama masamı, tamam mı? Çünkü çok senin şeyin. Şöyle şimdi Cansu'da da yaptık. Sana da bir yapalım bakalım. Sandalyen rahat mı? Nasıl? Aşkım bir bak. Bir hayır, bakalım. Ben oturayım. Ben ay tabii. Benim konforum bir saniye. Hadi otur. Ayaklarını koyacak yer var mı? Bir bak bakalım. Yok. Bak. Aşkım çünkü bu ahşap yok. Ve ama bu çok, alçak. Ama çok rahat. Ahşap, çok ama rahat. Keşke böyle devam etsin. İyi mi? Çok rahat. Süper. Bu buraydı. Hani tamam. Sandalye değildi ya, bunu onunla karıştıramayız. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten masan tamamen benim tarzım. Ama bu masanın üzerinde bu bence olmamış. Bir de gerçekten söylediği gibi ahşap uyumu çok farklı. Yani benim mesela salonumda ahşapları farklı dediniz. Ama ben burada gerçekten uyumunu göremedim. Tamam Senacığım, benim ben devam edeyim. Öncelikle burası kahve köşesi değil ama hani değil. Bir kahve köşesi bir tarzı bekleyebilirdim çünkü ben gerçekten çok renksiz mi ben geldi? Ben mutfakta sen? Yemek yapmayı çok seviyorum. Hı-hı. Ve orada sadece ekmek vardı gördünüz. Hı-hı. Yani ben orada prizler de olduğu için orayı kullanıyorum. Masanı tek parça halinde beğendim. Gerçekten evet. Çok güzel. Ben ama de... perdelerin daha sade ve spor şık evet. Olabilir. Çünkü spor ya hani. Tam spor. Yok ya, spor ama değil. Ama bu perde buraya olmamış. Hani çok böyle bir model. Kalın. Mesela olmayabilirdi. Dün bana söylediğiniz perdenin içinde gold en azından benim masamla uyumlu. Yani biraz seninki yine avantgard tarzı. Aşkım salonda gördük ya çünkü içine vardı ya. Aynı. Fiyatını benim öğrenebilir miyim perdeleri? Şöyle 1500 TL falan olmalı. Bir de bir şey sormak istiyorum. Beyaz eşyalarını ne kadar aldın? Buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi 17.000 TL'ydi. Üçü. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet. Bitti de siz. O zaman haftanın ödüllü oyununu kim kazanacak, gidip görelim mi? Çok heyecanlıyım, ben alacağım. Biz kaldık, biz ses sadece. Aynen. İnşallah. İnşallah. Ben alacağım. Hadi o zaman bir an önce gidip öğrenelim. Hadi kızlar gidelim.